Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un intişarına ve fütuhatına karşı gelen biri semavi, biri arzi iki musibete mukabele edecek ayrı bir inayeti ilahiye cilvesi görülmeye başladı. Arzi ve insani olan musibet, Isparta'da ve İstanbul'da olduğu gibi, Kastamonu'nun havalisinde de ehli dalalet, Risale-i Nur'un intişarına set çekmek için, has talebelerin ve ciddi çalışanların şevklerini kırmak ve onlara fütür vermek için, ayrı ayrı tarzlarda umumi bir plan dahilinde taarruz ediliyor. Halislere fütur veremediklerinden başka meşgaleler bulmakla çalışmalarına zarar veriyorlar. Semavi musibet ise ihtikar neticesinde hayat ve yaşamak hissi hissiyat-ı diniye galebe çalıp ekser nas midesini, maişetini daima düşünüyor. Hatta ekser fukara kısmından olan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı çabalamak mecburiyetiyle hakiki ve en mühim vazifesi olan neşir hizmetini bırakma mecbur oluyor. Hem insanların zihinleri, fikirleri kasten ve bizzat hakiki imaniye karşı bu yüzden bir derece lakaytlık bir vaziyeti almasından bir tevakkuf devri gelmesine mukabil Cenab-ı Hakk'ın inayet ve rahmetiyle başka bir tarzda Risale-i Nur'un intişar ve fütuhatına meydan açmış. Ez cümle İstanbul afakından yüksek ulemanın eski fetva emini Ali Rıza, ahmed i Şirani ve parlak vaizlerden Şemsi gibi zatlar, Risale-i Nur'la ciddi ve takdirkerane münasebetler olmaya başlamalarıdır. Hem, hatırımızda olmadığı halde yeni hurufla tab etmek üzere, başta Ayet-ül Kübra'nın en mühim parçası, yedi parça, bir mecmuada tab etmek ve gençleri uyandıran üç dört parça ayrı bir risalede, Hafız Mustafa ile beraber tab etmek için matbaaya gönderdik. Hem mühim bir zat teşebbüs ediyor ki, mühim parçalardan bir kısmını Ankara'da, büyük rütbeli birisinin muavenetiyle tab etmek niyeti var. Ben şimdilik muvafakat etmedim. Velhasıl, bir kapı kapansa, inayeti ilahiye daha parlak kapıları, Risale-i Nur yüzünden açıyor, yol veriyor. Risale-i Nur'un mektup ve melfuz hurufatı adedince, Cenab-ı Rahimine hamdü sena ve şükür olsun. Hâzâ min fadli rabbi. Buna binaen, bu tevakkuf ve muvakkaten futura merak etmeyiniz. Zaten şimdiye kadar çalışmalar, tohumlar nevinde, istikbalde kâfi sümbürler verebilir. Farzı muhal olarak, hiç çalışılmasa da yine kifayet eder. Kat'iyen takarrur etmiş ki, Risale-i Nur hakikatlarına, gıdaya ihtiyaç gibi bu zamanda ihtiyaç var. Bu ihtiyaç ise, onu tevakkufta bırakmaz, işlettirecek inşallah. Hafız Mustafa ile umumunuza bedel görüştük. Fakat pek az bir zamanda Cenab-ı Hak onu ve Tahiri'yi tap meselesinde muvaffak eylesin. Amin. Hafız Ali'nin mektubunda Medrese-i Nuriye'nin üstadı olan Hacı Hafız ile gayet samimane ve uhuvvetkârane görüşmeleri ve meşveretleri bizleri çok mesrur eyledi. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Nur Fabrikası'nın sahibi, Birinci Şua'nın dördüncü ayeti bahsinde, hakikat İslamiyet'in yedi esası parlak bir surette ispat edildiği cümlesine dair soruyor ki, Erkan-ı İslamiye'yi beş biliyoruz. Hem vücub-u zekat rüknü, risalelerde ne suretle izah edildiğini soruyor. El cevap, İslam'ın rükünleri başkadır, hakikat İslamiyet'in esasları yine başkadır. hakikat İslamiyet'in esasları, altı erkan-ı imaniye ile haşiye, Beraber kelimesi şu ada noksan olduğu için şüphe edilmiş. Ve esas ubudiyet ki İslam'ın beş rüknü olan savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet mecmuunun hülasasıdır. Risale-i Nur altı rükni imaniye ile bu esas ubudiyeti ispat edip seb metani cilvesine mazhariyeti murattır. Vücubu zekatın izahından murad ise zekatın teferruat tafsilatı değil. Belki zekatın hayat-ı içtimaiyede derece-i lüzumu ve ehemmiyetli kıymeti ispat edilmiş demektir. Evet, Risale-i Nur'dan evvel yazdığımız risalelerde, hem de Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde, vücubu zekatın hayatı ı ne derece ehemmiyetli olduğu katiyen ve vaz'han ispat edilmiş demektir. Isparta'da Risale-i Nur'un ders ve neşrine iki köşkünü bir zaman tahsis eden kardeşimiz Şükrü Efendi'nin, iki genç evladının vefatı, beni müteessir etti. Çünkü beş altı yaşındayken, masume kerimesi yanıma geldikçe her defa, adın nedir soruyordum. Masumane kemali fahirle, hayrun nisa. derdi. Beni şefkatle güldürüyordu. Cenab-ı Hak o mübarek masumeyi birden cennetine aldı, şu dünya cehenneminden kurtardı. Ve merhum mahdumu hayati ise, hastalık inşallah onu da Hayrunnisa gibi günahsız, masum yaptı. Beraber cennet tarafına gittiler. Bu noktayı nazardan ben o iki çocuğu tebrik ediyorum ve peder ve validelerini de hem taziye hem manen tebrik ediyorum ki o iki evlatları Vildanun Muhalledun sırrına mazhar oldular. Ben o ikisini Risale-i Nur'un vefat eden şaketleri içinde dualarımıza dahil ettik. Rüştü Efendi benim tarafından Şükrü Efendi'ye taziye namesi olan 17. mektubu benim yerimde okusun. Risale-i Nur'un kaptanı Sabri, Nis adasındaki bir kardeşimiz ve 10. sözün tabından sonra tehlikeden muhafaza için kaç ay hanesinde saklayan ve peder ve validesiyle bizimle ciddi alakadar bulunan Veli Efendi'nin peder ve validesinin vefat haberlerini yazıyor. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Ben inşallah çok zaman onları manevi kazançlarıma şerik edeceğim. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu zamanda hususan bu sıralarda Risale-i Nur'un şakirtleri tam bir metanet ve tesanüt ve dikkat etmeye muhtaçtırlar. Lillahi elhamd, Isparta ve havalisi kahramanları demir gibi bir metanet göstermesiyle başka yerlere de hüsnü misal oldu. Ey Hüsrev! Tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen bizi fevkalade mesrur etti. Binler safalar ile geldin. Sen bir buçuk sene maddi kalemin işlemediğinden merak etme. Senin yerine ve kerametli kaleminin yadigarı olan Mucizat Ahmediye'nin biri vilayatı şarkiyede faalane geziyor. Diğer son yazdığı nüsa da İstanbul'da senin yerinde çalışıp inşallah fütuhat yapar. Senin yazdığın mucizeli iki Kur'an azimüşşanın bu havalide hususan Ramazan-ı Şerif'te sana kazandırdıkları sevapları ve tahsin ve tebriklerini İnşallah yakında tab'a girmesiyle alemi İslam'dan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını düşün, Allah'a şükreyle. Hafız Ali'nin mektubunda İslam köyündeki hocalara muhabbete ve dostluğa karar vermesi bizi memnun eyledi. Evet, İslam köyü nasıl ki Risale-i Nur'a pek ziyade alakadarlıkta imtiyaz ve sebkat kazanmış, öyle de ben oradayken sair hocalara nispeten İslam köyü hocaları dahi daha ziyade insaflı ve Risale-i Nur'u takdir ettiklerini gördüğümden, bu havalideki hocaların lakaytlıklarına karşı onları hüsnü misal gösteriyorum. İnşallah onlardan zarar gelmez. Ben İslam köyünün Nurs köyü gibi biliyorum. O hocalara da akrabam nazarıyla bakıyorum. Onlara da selam ediyorum. Evet, onların insafı ve Risale-i Nur'a karşı dostluklarıyla Nur fabrikası o köyde dağdağsız teessüs etti tahmin ediyorum. Ey sabri kardeş, başın sağ olsun. Cenab-ı Hak o validemizi mağfiret eylesin. Amin. Benim karabeti neseviyeyi ihsas eden parmaklarındaki nişan ve bu yedi sekiz sene Abdülmecid'den daha hararetli faalane kardeşlik vazifesini yaptığınızdan, elbette senin merhume validen benim de validemdir. Onu da validem yanına manevi kazançlarıma ve dualarıma hissedar ediyorum. Cenab-ı Hak sana sabrı cemil ihsan, ve o merhumeyi de gariki ki rahmet eylesin. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben pek kat'î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kat'i kanaatım gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde, o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, mayişetimde bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyorum. Hem oradayken, hem burada çok kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyor ki, biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi, benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı o bereket imiş. Hem İmam-ı Şafii'den radıyallahu an rivayet var ki, halis talebeyi ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Çünkü rızıklarında vüsat ve bereket olur. Madem hakikat budur, ve madem halis talebeyi ulum unvanına Risale-i Nur şakitleri bu zamanda tam liyakat göstermişler, elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zarureti maişet özrüyle maişet peşine koşmak yerine en iyi çare şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmaktır. Evet, her tarafta bu derdi maişet herkesi sarsıyor. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de kendini mazur bilir zarurettir ne yapalım der demek ki risale-i nur şakirtleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine nurla mukabele etmeli her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir o da hizmete ciddi devam ile olur size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki, Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Öyleler niyeti halisa ile girmezse, belki fütur verirler. Eğer enaniyetli ve hotfuruş ise, Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar, nazarlarını Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Bu havalide hakikaten ümidimin fevkinde Risale-i Nur talebelerinden iki kahraman yetiştiler. Baba oğul Ahmet Nazif Salahaddin. Bu iki zat Risale-i Nur'un neşrinde 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. Ez cümle birisi yani oğlu Kars'ta durup hem Van'a hem Erzurum'a hem Konya'ya hem buralara size lefven gönderdiği mektup gibi muhabereler ile tesirli bir surette çalışıyor. Tam bir Abdurrahman'dır. Kardeşiniz Said Nursi. Risale-i Nur tarikat değil hakikattır. Ayat-ı Kur'aniyeden eden bir nurdur. Ne şarkın ulumundan ve ne de garbın fünunundan alınmış değil. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu zamana mahsus bir icaz-ı manevisidir. Menfaat-ı şahsiye yoktur. Risale-i Nur'un hiç olmazsa söz ve mektuplarını tamamıyla okuyunca birçok hakikatlar tezahür edeceğinden, bugünkü düşüncenizden, yani Risale-i Nur'u yazmakta çekinmek ve çekilmekten derhal teberri edeceksiniz. Muhterem değerli kardeşim, derhal yazmaya başlayınız. Korkmayınız, hizmeti Kur'an inşallah muhafaza edecektir. Diğer efendiyi ziyarete gidenlere ve Risale-i Nur'u yazan o havalideki kardeşlerimize geçmiş olsun. Haşiye, kardeşimiz Salahaddin burada, Isparta'da olduğu gibi, Bunlara da Risale-i Nur'u aramak için evlerini taharri edip sıkıştırdıkları zaman hıfsı ilahi ile bir şey bulamadıkları zamanki hadise işaret ediyor. Feyzi. Hafıza hakiki inşallah muhafaza edecektir. İmam Ali'nin radıyallahu <laughs> an Tukadü Siracun Nuri sırran beyaneten Tukadü Siracü Surci sırran tenevveret emrine inkiyat etmek icap ettiğinden Risale-i Nur'u gizli okumak gizli yazmak, gizli neşretmek lazımdı. O kardeşlerimizin bu emre riayet etmemesinden ileri geldiğinden, hafif şefkat tokadı yediklerinden tekrar geçmiş olsun. Hiç merak etmesinler, hiçbir şey yapılmaz ve yapamaz ve göremezler. Bu hadiseden müteessir olup çekinmeyiniz. Bilakis çalışmanızı ziyadeleştirin ki, tecrübeyi meydanı imtihanda muvaffak olasınız. Risale-i Nur'a sık sık ilişirler, fakat bir halt edemezler. Çünkü Gavs-ı Azam Kuddise Sırruhu ve İmam-ı Ali radıyallahu <laughs> anh gibi zatların himayeleri ve duaları berekatına hafız-ı hakiki hıfz eder. Elhamdülillahi hâzâ min fadli Rabbi, ruhani inkıbaz inşallah geçecektir. Risale-i Nur, lillezîne âmenû huden ve şifâ sırrına mazhardır. Ondan istimdad et, Risale-i Nur talebeleri birbirinin ibadetinden hissedar olduklarından daimi virtleri olan bu ayeti azime size de şifa verir. Risale-i Nur'u yazınız, ihtiyata riayet ediniz. Bütün kardeşlerime selam ve hürmetler. Risale-i Nur'a çalışmanızı tekrar tavsiye ederim kardeşlerim. Kardeşiniz Salahaddin